Aygül'e hoş geldiniz. Bu memlekette, aslında bu dünyada farklı olmak ne kadar zor bir şey değil mi? Hiç düşündünüz mü bu konu hakkında? Bize farklı gelen davranışlarıyla, tutumlarıyla, yapılarıyla, eğitim olanaklarından faydalanırken, sağlık olanaklarından faydalanırken, toplum hayatı içine karışırken aslında farklı olanlara nasıl bir gözle baktığınızı hiç düşündünüz mü? Aslında belki de bunu en iyi kadınlar anlar. Farklı olana ön yargılarla bakmamak gerektiğini en iyi kadınlar bilir. Neden? Çünkü aslında ötekileştirilenler birbirini iyi tanırlar efendim. Bu memlekette otizm gerçeği var. Otizm, hani kelime olarak çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz ama aslında hakkında çok da fazla bir şey bilmediğimiz, hep böyle doğru bildiğimiz yanlışlarla konuştuğumuz, hakkında bilmediğimiz gerçeklere rağmen üzerine laf söylemeye pek de aşina olduğumuz bir konu. Peki otizmli bir çocuk annesi olsaydınız eğer, o zaman bu önyargılarla konuşabilecek miydiniz? Ya da etrafınızdaki o davranışlara, tutumlara şimdi baktığınız gözle bakabilecek miydiniz? Neler yaşar otizmli çocuklar? Anneleri neler yaşar? Bu toplumda onlara nasıl bakılır? Devlet onlara nasıl eğitim olanakları sunar? Ve gerçekten farklılıkları yüzünden ötekileştirilmemeleri için bize düşen bir şeyler var mıdır? Evet, Ekmek ve Gül'de bugün bunları konuşacağız. Artık giderek yaygınlaşan ve hayatımızın içinde yer alan otizmli çocuklar ve aileleri en önemli gündem maddemiz bugün. Ama başka konularımız da var Ekmek ve Gül'de işleyeceğimiz. Ne izleteceğiz size? Hemen onu görelim. Arkasından da bu konuyu ayrıntılarıyla, derinliğiyle konuşalım efendim. Toplumda çok yaygın olan ama toplumun çok da farkında olmadığı bir konu otizm. Otizm bir hastalık değil, bir farkındalık. Ama ön yargılar, eksik ve yanlış yaklaşımlar, yetersiz eğitim ve sağlık olanakları bu farkındalığı bir kabus haline getirebiliyor. Peki ya otizmli çocukların anneleri? Onlar hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz, ne yaşadıklarını, nasıl bir hayat sürdürdüklerini, nelere ihtiyaçları olduğunu biliyor musunuz? Tüm gerçekleriyle otizmli çocuklar ve annelerinin hikayeleri Ekmek ve Gül'de. Bu yakın fotoğrafları İdil'den. 16 Şubat'tan 31 Mart'a kadar süren sokağa çıkma yasakları ve ablukaların bitmesinin ardından yıkımın boyutları gözler önüne serildi. Bu evlerde bir tencere, bir tabak bile kalmadı. Kadınlar şimdi dayanışmada. Barış İçin Kadın girişiminin İdil'de Her Eve Bir Tencere kampanyasına katılmaya siz de var mısınız? Ayrıntılar Ekmek ve Gül'de. Kitaplık bölümümüzün bugünkü konuğu Karadeniz Sakla Beni kitabıyla yazar Meryem Gülbudak. Balıkesir'de kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğunun ailesi şikayetçi oldu, savcı ve jandarma çocuğu bulmak yerine kaçıran aileyle barışmalarını tavsiye etti. Günlerdir şikayetlerinden sonuç alamayan aile, Ekmek ve Gül'de yaşananları anlatıyor. Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında Karaman'da yaşanan çocuk istismarındaki tutumu ve ihmalleri nedeniyle gen soru verildi. AKP vekillerinin elleri ise önergeyi reddetmeye kalktı. Aile Bakanı çocuk istismarlarının bu boyuta ulaşmasında neden sorumlu? Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ekmek ve Gül'de anlatıyor. Bir şiddet haberi de medya çalışanlarından. Manisa'da bir işçi kadının yaşadığı tacizi haber yaptı, aynı büroda çalıştığı muhabirin tacizine ve hakaretlerine maruz kaldı. Haberini sosyal medyada paylaşan başka bir kadın arkadaşı da bu hakaret ve tacizlerden payını aldı. Gazeteci Dilek Omaklılar, medyada kadına yönelik şiddeti görünür kılmaya çalışırken nasıl şiddete uğradıklarını Ekmek ve Gül'de anlatıyor. Evet, Fehmiye Korkmaz konuklarımızdan biri. 14 yaşında otizmli bir oğlu var ve 14 yıldır aslında hem otizmle mücadele etmenin ama daha da ötesi otizmlilere karşı bu ön yargılarla mücadele etmenin isimlerinden bir tanesi oldu. Hoş geldin Fehmiye yayınımıza. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ta Çorlu'dan geldi efendim bugün Ekmek ve Gül'e. Yol yorgunu ama güzel anlatacak her şeyi. Ben çok inanıyorum. Şahane bir enerjisi var çünkü. Ve Tohum Otizm Vakfı aslında yıllardır bu konudan farkındalık yaratmak. Hem de bir taraftan da çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara da eğitim olanakları sunmak için çok önemli çalışmalara imza atmış bir vakıf. O Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcan Özer bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz çok teşekkür için. Ediyoruz. Bu hafta aslında otizmle yaşayan insanların da kendilerini daha rahat anlattıkları bir hafta. Çünkü otizm farkındalık haftası olarak da değerlendirebiliriz bunu. Çok bildiğimizi düşünüyoruz ama aslında çok az biliyoruz dedik. Önce ben hemen Betül Hanım'dan şöyle kısacık bir tanımlama yapmasını rica edeceğim bize. Otizm nedir? Biz hep böyle bir sanki hastalıkmış gibi filan algılarız, değerlendiririz ama bir hastalık mı otizm?
Aslında bir farklılık diyoruz biz. Hastalık diye nitelendirmiyoruz. Yani doğuştan geliyor ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan bir gelişimsel farklılık. Gelişimsel, nörogelişimsel bir bozukluk diyoruz. Otizm aslında bir takım belirtilerle ortaya çıkıyor ve tüm aileler çok rahat gözlemleyebilir aslında mesela, bu belirtileri. Bir bu çocuklarda önce sosyal etkileşim ve iletişim alanında bir takım farklılıklar ortaya çıkıyor. Bunlar şunlar kısaca. Mesela sizinle göz kontağı kurmuyorsa çocuğunuz, ismini söylediğinde dönüp size bakmıyorsa, aynı kelimeleri tekrarlıyorsa ya da konuşma geliştiremiyorsa, akranlarının oyunlarına ilgi duymuyorsa ya da onlarla sosyalleşemiyorsa, bir takım şeylere devamlı ilgisi takıntılı şekilde devam ediyorsa, mesela oturup bir çamaşır makinesini saatlerce hiç kalkmadan izliyorsa ya da akranlarının oynadığı şekilde oyuncaklarla oynamıyorsa, bir erkek çocuk alır arabayı böyle sürer değil mi? Arabayı ters çevirip saatlerce tekerleğini döndürüp ona bakıyorsa, bir takım kokulara, seslere karşı aşırı reaksiyon veriyorsa, ailelerin bir böyle dikkat etmesi gerekiyor. Tek bir belirti tek başına bir şey ifade etmez ama birden fazla belirtiyi bir arada gözlemliyorlarsa hemen hiç vakit kaybetmeden bir çocuk ergen psikiyatrisine başvurmaları gerekiyor ki. Psikiyatrist de mi önce? Evet, genelde biz böyle sorunlar için hemen çocuk doktoruna koşarız filan ama siz başka bir yeri işaret ediyorsunuz. Evet, çünkü çocuk ergen Türkiye'de çocuk ve ergen psikiyatristleri bu konuda tanı koyabiliyorlar. Ve tanı 18 aydan itibaren koyulabiliyor. Bu çok kıymetli bir zaman. Ki 18 ayı bile aslında ailelerin beklemesine gerek yok. 6 aydan itibaren bir bebekte bile bu belirtiler gözlemlenebilir. Çünkü bebekler çeşitli oyunlara reaksiyon verir, size güler, göz kontağı kurar. Bütün bunlar aslında biraz dikkatli olmayı ve hani bu konuda biraz bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. 18 ayda tanı alan bir çocuk hiç vakit kaybetmeden özellikle 3 ve 5 yaş arası çok yoğun bir eğitim programına tabi tutulmalı ki biz şunu söylüyoruz. Erken tanı ve eğitimle otizmli bir çocuk yeniden doğabilir diyoruz. Çünkü her çocuk için anayasal hak. Kesinlikle, ama otizmli çocuklar için haktan da öte tek çare. Otizmli bir çocuk hemen erken tanısını alırsa ve eğitim sistemine dahil olursa %50 oranında yoğun, kesintisiz ve sürekli bir eğitim alırsa %50 oranında akranlarıyla hayatın içine dahil olabiliyor, çalışabiliyor, okullara gidebiliyor. Ama önemli olan burada hemen erken tanı ve eğitim imkanlarını bu çocukların kavuşturması. İşte otizmle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesini siz düzeltmiş oldunuz böylelikle. Yani otizmli çocuklar işte hani hayata karışamayacak olan, işte eli ayağı tutmayacak olan, konuşamayacak, derdini ifade edemeyecek çocuklar değil. Yeter ki erken tanı ve eğitim olanakları onlara sunulmuş olsun. Her çocuğun hakkı dediniz ama onlar için çok özel tanımlanması gereken bir hak galiba. Fehmi Hanım'ın hikayesinden de aslında tam da bunu görüyoruz. 14 yaşında bir kız, bir de erkek çocuğun var. Ve oğlun otizmli. 14 yıldır sen aslında hani otizm gerçeğiyle birebir yaşıyorsun, mücadele ediyorsun. Siz nasıl fark ettiniz Fehmi'yi, oğlunun otizmli olduğunu? Şimdi Deniz Baran'a ilk teşhis koyulurken otizm teşhisi koyulmadı. CP artı epilepsi teşhisi koyuldu. Çok ağır bir vaka diye söyledi çocuk nöroloji hocası. Yürüyemeyecek, konuşamayacak, anneyi babayı bile tanıyamayacak. Tabiri caizse saksıda bir çiçek sularsan yaşayacak, sulamasan ölecek diye bir teşhis koyulmuş bir çocuk yani Deniz Baran aslında. Fiziksel olarak da Deniz Baran yaşıtlarından farklıydı yani normal çocuklara nazaran. Çünkü otizmli çocuklarda fiziksel olarak pek fazla bir sorun oluşmuyor. Biz Deniz Baran'a hiç bu teşhisi kabul etmedik. Üzerine gittiniz bunu. Üzerine gittik. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, fazlasını ne yapabiliriz? Yoğun bir fizik tedavi. İlk başta fizik tedaviyle başladık. Yoğun bir fizyoterapi şeyine başladık, girişimine. 2 yıl, 3 yıl üstü hastaneye yattık. Evde sürekli ev programı şeklinde aldım, fizik tedaviler falan. Deniz Baran 5,5-6 yaşında yürümeyi başardı.
Daha sonra biz, ben Deniz Baran'ın hep böyle bir otizme yakın olduğunu seziniyordum. İşte uzmanlara götürdüğümüzde de hep şunu diyorlardı, bizi biraz da yanlış yönlendirdiler. Hani otizm bir etiket, işte mental otizm, Down sendromu falan, bunlar bir etiket, takılmayın. Başlangıcı eğitim, siz de zaten eğitime başlamışsınız denildi bize. Ta ki Deniz Baran okul yaşına gelene kadar. Okul yaşına geldi, orada bizim karşımıza çıktı. Şimdi otizm eğitimi farklı, diğer çocukların eğitimi farklı olması evet. gerekiyor. Yani otizm çocukların ayrı bir eğitim alması gerekiyor. İşte biz o zaman çocuk psikiyatrisine gidip Deniz Baran'a raporunu değiştirdik. Deniz Baran gerçekten tıbbı utandırdı. Evet, gerçekten utandırdı. Yürüdü, konuştu. Anne babayı çok güzel tanıyor. Akşam babası geldiğinde, hoş geldin babacığım, nasılsın diyebiliyor. Çok sınırlı eğitim olanaklarıyla, sınırlı maddi imkanlarla. Yani ben şunu söyleyebilirim ki otizm gerçekten zengin hastalığı. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Neden? Öyle diyorum. Çünkü hanımefendi de dediği gibi tamamen eğitime dayalı bir rahatsızlık, farkındalık ve devletin olanakları bu konuda ve yetersiz. Devletin olanakları tamamen yetersiz. Bunu açmanı rica edeceğim ama siz bu tanımlamaya ilişkin ne dersiniz? Yani bugün memlekette biz çok iyi biliyoruz ki, hani söylediği, otizm bir etiket. Çok farklı türleri var, farklı düzeyleri var. Dolayısıyla hem tanı koymak hem o konulan tanıya göre uygun bir eğitim vermek bir süreç yani. Çok uzunca da bir süreç ve ailelerin bunun farkında olup o süreci talep etmesi de maalesef evet. gerekiyor hakikaten de. Bir hani zengin hastalığı şeyini ben şöyle algılıyorum. Bu olanakların varsa bu çocukların hani neye ihtiyaç olduğunu tanımlayabiliyorsun. Yoksa maalesef aslında onları o etikete mahkum bırakıyorsun gibi bir durum var. Aynen. Ne dersiniz buna ilişkin? Şöyle tabii ki adımlar atıldı ama hala çok yetersiz. Şu an devletin otizmli çocukların eğitimi için verdiği destek ayda 12 saat. Bu da yaklaşık 653,40 TL gibi bir miktara denk geliyor. Yani bunu, kadar destek veriyor. Bunu direkt rehabilitasyon merkezleri, yani destek eğitim için gittiği kurumlara veriyor devlet. Fakat şöyle düşünün, bizler hepimiz normal gelişim gösteren bireyleriz ve 7 yaşından beri devamlı eğitim sistemi içerisindeyiz ve ayda 12 saat eğitim almıyoruz. Evet. Normal gelişim gösteren bir birey bile haftada en az 30-40 saat eğitim alıyor. Ki üstüne işte sanat dersleri, yok evet. efendim spor aktiviteleri. Aynı şeyin, otizmli çocuklar için de sağlanması gerekiyor. Hı hı. Bu çocukların gerçekten haftada en az 30 saat yoğun, sürekli ve kaliteli eğitime, doğru metodla eğitime tabi tutulmaları gerekiyor. O yüzden ailelerin de bu konuda gerçekten talepkar olması ve eğitim saatlerinin artırılması, doğru eğitim veren yani kurumlara yönlenmeleri ve biraz da sadece okulla da bitmiyor aslında. Kendileri de çeşitli, çünkü artık çok gelişmiş şeyler var, eğitimler var mesela. Tohum'un yaptığı ailelere yönelik bir eğitim portalı var. Tamamen videolardan oluşuyor. Yani çok rahat ortaokul, lise mezunu bir anne baba da evde tohumotizmportali.org'a ücretsiz üye olup çocuğuyla ilgili bir takım şeyleri öğrenip uygulayabilir. Evet. Aynı zamanda birçok işte kitaplara da ücretsiz ulaşabilir. Bir telefon etmesi yeterli. Ama dediğim gibi gerçekten bir an önce bu çocukların eğitim saatlerinin artırılması gerekiyor. Çünkü gelişmiş ülkelerde, mesela Amerika'da, zaten devlet bu çocukların eğitiminin %90'ını karşılıyor. Geri kalan az kısım aileye düşüyor ki o yüzden ailelerin de bu konuda en büyük sıkıntısı bu çocukların hani kaliteli ve doğru eğitime yönlendirilmesi evet. ve eğitim saatleri konusunda. Demir, bahsettiğin süreç aslında hani doğumdan, teşhisin konulmasından, arkasından hani eğitim sürecine başlamasına kadar olan süreç, yani hem ekonomik olarak hem psikolojik olarak ailelerin üzerinde hani nasıl diyeyim, çok büyük bir yük olarak da yaşanıyor. Tamam. Siz nasıl yaşadınız bu süreci? Yani şimdi o teşhis dönemi düşünebiliyor musunuz? Yani karşınızda prof size işte saksıda bir çiçek sunuyor kucağınızda. Hani sularsanız yaşar, sulamazsanız ölür dediği bir çocuk, evlat kucağınızda. Yani bunu kabullenmek o kadar uzun bir aslında süreç. Kabullenmek işin en zor aşaması aslında. Evet. Çünkü gerçekten hani
hemen kabullendik, hemen bu işe giriştik olay değil. Yani bilinçaltı, insanların bilinçaltında bile hala kabullenmemişlikler var yani. Bunu insanlar kendi bile itiraf edemiyorlar. Ya da aile kabul etse bile çevre zaten çevreye hiç girmedi şu anda. Falan. Tabii ki. Şimdi işte ne günah işledin, sana böyle bir evlat verildi, yakıştırmaları. Kendini günahkar olarak görmen, yani o farklı şeyler. İnanın ikinci evladınız bile yeri geldiğinde bu neden sağlıklı, bu neden değil diyebiliyorsunuz. O zor aşamayı aştıktan sonra işte çocuğum için ne yapabilirim aşaması başlıyor. Ki o da gerçekten çok zor bir aşama. Anneye, aileye verilecek psikolojik desteği hiç ben ortaya katmıyorum bile. Kesinlikle bu bizim ülkemizde olan bir şey yok zaten. Demin değindim ya, gerçekten zengin hastalığı. Evet, gerçekten zengin hastalığı. Çünkü çocuğunuz her 3 ayda bir nöroloji doktorunu, uzmanına kontrole gitmesi gerekiyor. Her gittiğinizde bir özel muayene ücreti. Çünkü çocuğunuzu normal devlet hastanesi şuna buna götürdüğün zaman kesin, yani otizmle alakalı ancak üniversite hastaneleri bakıyor. Normal devlet hastaneleri falan da gidemiyorsunuz. Maddi imkanlarınızı tamamen sergilemeniz gerekiyor. Devletin verdiği 8 ile 12 saat asla ve asla bir otizmli çocuğu değil %50 sınırına getirmek, %5 sınırına bile getirmez. Emin olun, gidiyorsunuz 45 dakikalık bir özel eğitim seansı alıyorsunuz ki anneler burada, hani bu noktada aileleri de iş düşüyor dedi hanımefendi. Evet, biz aileleri çocuğumuzla özel eğitime gidiyoruz. Çocuklarımız özel eğitim alırken biz odadan bakıyoruz. Öğretmenin çocuğumla ne yapıyor? Nasıl bir ders görüyor? Ben de aynısını evde yapayım diye. Zaten verilen 45 dakikalıkla çocuğunuz bir seviyeye gelemiyor. Evet. Siz 24 saat uğraşıyorsunuz. Evet. 23 saat uğraşıyorsunuz. 1 saati sadece özel eğitim uğraşıyor yani. Tamamen çocuğunuza adıyorsunuz kendinizi. Komşunuza dahi gidemiyorsunuz. Çocuğunuzu kabul etmiyor. Komşularınız çocuklarınızın bağırtısına rahatsız oluyor. Çünkü çocuklarımız kendilerini ifade edemediği için bağırma krizlerine girebiliyorlar, ağlama krizlerine girebiliyorlar. Markete rahat gidemiyorsun, dışarıya çıkamıyorsun. Dışarıya çıktığın zaman insanların o korkunç bakışları sizi o kadar rahatsız ediyor ki, ilk etaptan bahsediyorum ben. Şu anda ben artık tiye alıyorum. Çok basit geliyor bana, her şey artık normal geliyor. O insanların o korkunç bakışları sanki böyle bir canavar karşıdan gelmiş, bir illetli bir şey. Hani çocuğunu böyle çekmeler, saklamalar. Kaynaştırma okullarına çocuğunuzu götürüyorsunuz. Okulu kabul ediyor kaynaştırma okulunda çocuğunuzu. Öteki veliler kabul etmiyor. Ay işte çocuğumuz korkuyor. Çocuğumuzun psikolojisi bozuluyor. Ondan sonra ona benzer sorunlar. Bazen müdür kabul etmiyor. Evet. Burada gerçekten eğitimcilere de sesleniyorum. Müdürler kabul etmeyebiliyor. Öğretmenler kesinlikle, bu özel eğitim çocuklarına adanmış öğretmenler değil. Atanma bekleyen yüzlerce özel eğitim uzmanlığı almış gül gibi öğretmenlerimiz atama beklerken bizim çocuklarımıza branş öğretmenleri veriliyor. İşte ben çocuğumun öğretmene soruyorum, branşınız ne? Sosyal öğretmeniyim diyor. Ben yani o öğretmen, emin olun, otizmin ne olduğunu bile bilmiyor, biliyor musunuz? Bu çok önemli bir tablo senin çizdin. Yani burada 3 kademe var. Bir, ailenin bunu kabullenmesi için gereken süreçte de bir destekleri, ihtiyaçları var. O destekten yoksunlar. Çocuğun eğitim olanaklarını geliştirmek için hani bir destek olması lazım. Ondan yoksunlar. Bir de toplumun eğitilmesi lazım. Evet. O da çok galiba hani gündemde değil. Bu üç başlığa ilişkin ne dersiniz acaba? Önce toplum tarafından başlayayım. Çok duydum aslında. Ne demek istediğinizi de o kadar iyi anlıyorum ki. Çok yeni bir araştırma yaptırdık. Gerçekten biz, çünkü Türkiye'de otizm bilinirliğine ve farkındalığına dair bir araştırma yoktu. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak rotamızı çizerken gerçekten yolun neresindeyiz, neye ihtiyacımız var, bu kadar çalışma yaptık, ne kadar ilerleyebildiği görmek istedik. 15 ilde yapıldı ve yüz yüze GFK Türkiye tarafından yapılan bir araştırma. 1237 kişiye soruldu. Sadece Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü otizmi duymuş. Duyanlar bunlar. Halbuki çok yaygın bir farklılıktan bahsediyoruz. Şöyle yaygın bir farklılıktan bahsediyoruz. Bugün günümüzde doğan her 68 çocuktan biri otizm riskiyle doğuyor. Bunun karşılığı Türkiye için 0-18 yaş 352 bin otizmli çocuk ve genç demek. Evet. 1 milyon 143 bin de otizmli birey demek. Bundan etkilenen 4,5 milyon da aile var. Yani aslında bu kadar yaygın bir farklılıktan bahsediyoruz.
Şimdi hadi 10 kişiden 3'ü duymuş. Duyanlara soruyoruz. Hani otizmin belirtileri hani biliyor musunuz nedir? Sadece %7'si otizmin aslında belirtilerini biliyor ya da otizmin ne olduğuna ilişkin bir bilgisi var. Hı hı. Şimdi bu zaten önümüzde çok uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Çünkü biz hala otizmi anlatmakta, otizmin ne olduğunu anlatmakta çalışmak zorundayız. Dolayısıyla Fehmiye'nin anlattığı bu çocuğunu saklamaya çalışmak, korkuyor demek, evet, kabul etmiyoruz, istemiyoruz demek falan da biraz böyle bir tablonun sonucu gibi. Aynen öyle. Şimdi zaten hani farklılıklara saygı konusunda uzun mesafe kat etmemiz gerekirken otizmli çocuklardan korkuluyor, sınıflara alınmak istemiyor, veliler reaksiyon gösteriyor. Çok güzel anlattı. Müdürler ne yapacağını bilmiyor. En önemlisi öğretmenler. 7000 öğretmen açığı var şu an ülkemizde özel eğitim alanında. Evet. Gerçekten üniversitelerde bölümler açıldı. 68 üniversitemizde bölüm var ama sadece 33 öğrenci alıyor ve mezun edebiliyor. Hala önümüzde uzun bir yol var ki otizmin artış hızı günümüzde çok hızlı artıyor. Biz 1985 yılında 2500 çocukta bir diyorduk. Şimdi 68 çocukta bir diyoruz. Araştırmalar, Amerika'da yapılan araştırmalar işte 2030'larda, 2050'lerde 2 çocukta 1'e kadar bu oranın artacağını gösteriyor. Buna bir parantez açalım, sonra konumuza geri dönelim. Mesela bununla ilgili de bir sürü tevatür dolaşıyor. İşte yok efendim aşılarda kemik cıva miktarları, yok efendim işte hani karbon monoksit oranının artması, işte küresel ısınmadan tutalım bilmem neye kadar bir sürü başlık sayılıyor bu otizmin yelpazesinin genişlemesine ilişkin. Ne kadar doğru bunlar? Yani şöyle, genetik temelli. Yani bu artık kabul görüyor. Ama hangi gen mekanizması, neler buna sebep oluyor hala araştırılıyor. Çevresel faktörlerin tetiklediği düşünülüyor. Ama mesela aşılar artık kapanmış bir konu. Çünkü aşılardan cıva çıktığı halde zaten otizmin artış hızını herhangi bir şekilde etkileyen bir durum yok. Evet. Yani bu bir sürü araştırma da yapılmış. Hani onu artık üzerine çizdiğimiz bir konu. Ama hala otizmin nedeni şudur diyemiyoruz. O zaman hemen biraz önceki sorumuza geri dönelim. Toplumun aslında bilgi düzeyinin bu kadar düşük olması devletin de burada bir sorumluluk almadığını da gösteriyor belki. Yani mesela kaynaştırma okulları açıldı da oralarda mesela nedir yani? Hani bakın otizmli bir arkadaşınız geldi, nedir, nasıl yaklaşmalısınız, ne yapmalısınız? Bununla ilgili herhangi bir şey yok. Öğretmenlere verilen özel bir eğitim yok. Özel eğitim almış öğretmenlerin atanmaması gibi bir durum söz konusu. Bakın bu alanda çok güzel eğitim veren kurumlar var. Evet. Ha, isim vermek istemiyorum ama otizmli çocuklara özel özel kurumlar. Evet, özel kurumlar var ve gerçekten paraya dayalı. Ben demin dedim ya zengin hastalığı. Tabiri caizse gerçekten aslan eğiticileri diyorum ben onlara. O kadar özverili emektarlar ki. Çünkü onlar, özel olarak aslında otizmli çocukları eğitmek üzere kurgulanmış ya, bütün içerikleri. Şimdi teorik olarak otizmi profesörleri diyor ki bir çocuk, otizmli bir çocuk 3 tekerlekli bisiklete bindiği zaman otizmi aşmıştır, tamam bitti. Ama bu benim bahsettiğim kuruma gönderiyorsun çocuğunu 3 ay veya 6 ay içerisinde senin çocuğun 2 tekerlekli bisiklete binmeyi öğretiyorlar. Masa tenisi oynatıyorlar. Düşün, masa tenisi tamamen göz kontağına dayalı bir şey. Yüzme, kayak, buna benzer bir sürü etkinlik yaptırıyorlar. Ama bunlar ailenin olanağı varsa mümkün olabiliyor. Tabii ki tamamen ailenin olanağı varsa gönderebiliyorsun ve çocuğunu gerçekten işte orası öyle kurumlar, devletin desteği olmayan kurumlar. Keşke olsa da bütün Türkiye'deki, dünyadaki bütün otizmli çocuklar, bireyler faydalansa. İşte orada hanımefendinin dediği gibi orada işte çocuklarımızı hayat hazırlayabiliyorlar. Evet, onun kapısından çıkan bir çocuk iş hayatına da atılabiliyor. Normal okula da gidebiliyor. Hı hı. Kendi hayatını kendisi idame ettirebiliyor. Hı hı. Ama sadece devletin verdiği 12 saatlik eğitimle kesinlikle ben buna katılmıyorum. %50 değil, %5 kademe aşamıyoruz. Şimdi senin çizdiğin tabloda ekonomik olarak buna gücü yeten ailelerin çocukları aslında hayata hazır hale gelebiliyor. Evet, sen tamamen. Mesela hani senin kişisel öykünden bahsedelim. Bunun için nelerden feragat ediyorsun bir kadın olarak, ben, bir anne olarak? Tabii ki nelerden feragat ediyorum. Yani çocuğumun 3 saat, 4 saat daha fazla eğitim alması için ben sürekli burs arayışı içerisindeyim. Sürekli
iş yerlerine gidiyorum, adamları derneklerini, fabrikalara burs arıyorum. Ve bu burs arayışları içerisindeyken de o kadar farklı şeylerle karşılaşıyoruz ki aslında. Yani bu çocuklar zaten geleceğe bir vaat etmiyor. Hani gelecek vaat etmiyor. Boşuna hani niye burs vereyim ki? Veya siz devletten daha iyi bilirsiniz. Devlet size 8 saat veya 12 saat eğitim hak görmüşse demek ki bu çocukların 12 saat eğitime ihtiyacı var. Acaba çocuklarınızı daha fazla başınızda mı atmak istiyorsunuz? Diyorlar. Hani buna benzer şeyler. Kendi imkanlarımızla ne kadar gönderebiliriz? Gerçekten pahalı bir okul. Yani fiyatı gerçekten pahalı bir okul. Aylık bir asgari ücreti günümüzde artık asgari ücretle maalesef insanlar geçiniyor. Bir asgari ücretli bir ailenin kesinlikle çocuğunu oraya gönderebileceği bile okul değil yani. Evet. Halbuki anneler ne istiyor? Çocuklarının daha iyi bir geleceğe tabii sahip ol. Her anne gibi aslında bakarsanız. Yani bir ayakkabısını bağlasın, yemeğini yesin, tuvaletine gitsin. Çok basit ya. Her annenin duyabileceği bir kelime. Anne diyebilsin. Evet. Tam da bu sözleri dinleyeceğimiz bir görüntü izleteceğiz efendim şimdi size. Annelere sorulmuş. Dermiş ki çocuğunuzun geleceği için ne düşünüyorsunuz, ne istiyorsunuz diye. İşte bütün o muhtelif ilk akla gelen cümlelerin dışında cümleler var. Otizmli çocukların, annelerin cümleleri. Bir de onların cephesinden bir bakalım istiyoruz dünyaya, hayata. Önce bu görüntümüzü izleyelim. Arkasından da evet, otizmli çocukların hayatı çok zor. Bütün bu olanaksızlıklar içerisinde ama özellikle kadınlar neler yaşıyor onları da konuşacağız. Merhaba. Hoş buldum, merhabalar. Hoş buldum. 41 yaşındayım. 53 yaşındayım. 34. 17 yaşında bir kızım var. Bir tane kızım var, 28 yaşında. 21 yaşında bir genç kızım var. Evet, bir tane çocuğum var. Bir kızım var 12 yaşında, bir de 6 yaşında oğlum var. Bir kere ayaklarının üzerinde dursun, evlensin, yuvasını kursun yeter. Sanırım en büyük hayalim onun mezuniyetini görmek. Şu an tıpta okuyor zaten. Doktor olsa, bana baksa yeter. Vallahi ne isteyeyim, bir an evvel evlensin, çocuk sahibi olsun. Başını sokacağı bir ev olsa yeter. Başka da bir şey istemem. Oğlum, ayakkabını bağlayabilsin. Gözümün içine baksın. Yemeğini kendi yiyebilsin. Kıyafetlerini kendi giyip çıkarsın. En önemlisi de ileride bana anne diyebilsin. Yeter. Deniz Hanım gibi annelerin hayalleri birçok çocuk için küçük ama otizmli çocuklar için büyük hayaller. Fakat erken tanı ve eğitimle ulaşılamayacak hayaller değil. ...5290'a mesaj atarak 10 liralık bir bağışla onlara destek verseniz yeter. Evet, bu küçücük dilekler aslında imkansız dilekler değil otizmli çocukların aileleri için. Ama yeter ki erken tanı, iyi bir eğitim ve onlarla gerçekten de ilgilenebilecek hem aileler hem de toplum olsun hakikaten de. Biraz böyle buradaki hani kadınlık durumuna da eğilmek istiyoruz biz hakikaten de. Şimdi çocukların hayatının ne kadar zor olduğundan bahsediyoruz ama çocukların hayatı ne kadar zorlaştırılırsa onlarla ilgilenmek sorumluluğunu hani üstümüze yüklendiği için hep anneler de bir o kadar zorluk yaşıyorlar hakikaten de. Ben biraz önce sana nelerden feragat ediyorsun dediğimde bile çocuğun için yaptığın arayışlardan söz ettim. Sen bir kadın olarak, bir anne olarak bu süreci hani nasıl yaşıyorsun, nasıl etkileniyorsun? Ben şöyle söyleyeyim Sevda Hanım. Son 2 yıla kadar tamamen çocuğuma bağımlı bir anneydim. Bak, çocuğum bana bağımlı demiyorum. Ben çocuğuma bağlı bir anneydim. Okula birlikte gidiyorduk, özel eğitime birlikte gidiyoruz ki hala gidiyoruz. 2 senedir tabiri caizse özgürlüğüme kavuştum. Hani artık servisine bindiriyorum, kendisi gidiyor, işte servisini karşılıyorum, eve alıyorum. Bu son 2 yıla kadar, yani 12 yıl boyunca her şeyi kendime, yani benim için birçok şey hastalık dahi lükstü. Lükstür yani, halen daha öyledir. Yani bizim hasta olmaya hakkımız yok. Çünkü sen hasta olduğun zaman sana ihtiyacı olan bir çocuğun var. Hastalık bile bizim için bir lükstür yani. İnanın ben Deniz Baran'ın o fizik tedavi aşamalarında, evde ev programı yaptığım aşamalarda televizyon izlemek dahi kendime hak görmüyordum.
Yani gözüm böyle televizyona kaydığı zaman ne yapıyorsun sen ya? Çocuğun fizik hareketleri dururken sen televizyona nasıl bakabilirsin? Her şeyi kendine çok görüyorsun. Her şeyi kendine lüks görüyorsun. Her şeyi kendine fazla görüyorsun. Senin tek bir amacın oluyor. Tek bir hedefin oluyor. Tek bir odak noktan oluyor. Artı iki çocuk annesi olduğum için sorumluluğum iki kat tabii ki fazlaydı benim. Şimdi ikisi de aynı yaşta oldukları için aynı yaşta oldukları için aynı beklentiler içindeler. Yani Deniz bana emekleme hareketleri yaptırırken Rojda kızım diyordu ki sıra bende anne hadi şimdi bana yaptır oyun zannediyordu. Hani sen ona onu anlatamıyorsun oyun olmadığını. Ona da aynı şeyi yaptırıyordum. Deniz Baran'a ne hareket yaptırıyorsun kızıma da aynısını yaptırıyordum. Sıra bende anne diyordu. Yani onu dengede tutmak. İnanın bunun örneklerini ben gördüm. O beni çok korkutmuştu. Özel eğitime gittiğim bir dönemde iki kardeş geliyordu. Oradaki müdüre hanıma demiştim ki bu hanımefendinin zorunda işi daha da zor. İki çocuğunu birlikte getiriyor. Hayır demişti, onun kızı aslında normal. Anne hep çocuk öteki oğluna odaklaştığı için işte abim yürüyemiyor, annem abimle ilgileniyor, ben de yürümeyeyim psikolojisine girmiş. Abim konuşamıyor, annem abimle ilgileniyor, ben de konuşmayayım diye. Çocuk psikolojikmen yürüyemeyen, konuşamayan, hiçbir şey bilemeyen bir çocuk durumuna gelmişti. Evet. Şimdi bu örnekleri de aslında var gerçekten. O yüzden o oğlumu ve kızımı dengede tutmak işin en zor aşamasıydı gerçekten. Evet, insanın anneliğinin aslında değil mi böyle evet. Kendi kendine sorgulandığı, sorguladığı şey bizim memleketimizde de böyle hani bütün çocukların hani her türlü ihtiyacı, her türlü gereksinimi de sadece anneler tarafından evet. Maalesef karşılandığı ya için babaların işi de çok zor. Şimdi babalar gerçekten çalışıyorlar daha fazla. Benim eşim mesela iki iş yapıyor ki hani daha fazla çocuklarıma yeteyim, Deniz Baran ihtiyaçlarını daha fazla karşılayayım diye. Yani zaten bir babanın ve bir annenin çocuğuna yetememesi ne kadar zor biliyor musunuz? Yani bunu bir gerçekten insanlar bir sorsunlar kendine. Ya sen biliyorsun ki şurada bir kurum var, benim çocuğum oraya giderse biliyorum ki birçok aşama aşacak, inanıyorsun ona ama gönderemiyorsun, o kurumdan ayağını sokamıyorsun. Bu bir anne baba için ne kadar zor bile düşünebiliyor musunuz? Yani çok ağır yükler aslında. Yani gerçekten devlet yetkililerine burada sesleniyorum. Destek olsunlar. Gerçekten otizm evet aşılabilir. Aşılamaz diye bir şey yok. Kesinlikle aşılabilir. Eğitimle, eğitimle, eğitimle. Asla bir hastalık değildir. İlacı, iğnesi, tedavisi yoktur. Tek çaresi eğitim. Ve eğitim devletin verdiği olanaklarla kesinlikle hayır. Yeterli çocuklarımız da bir adım öteye gidemezler. Peki Fehmiye Hanım'ın çizdiği bu tabloda kime ne görev düşüyor? Siz çok uzun yıllardır bu alanda aynı zamanda politika üretilmesi için de çaba sarf ediyorsunuz. Yani işte sadece çocukların kendi ayakları üzerinde durabilen bir bireyler olarak yetişmesi değil. Aynı zamanda onların anne babasının da sağlıklı bireyler olarak hani toplumsal hayata katılmaları gibi bir zorluktan bahsediyoruz aslında. Ne yapılmalı? Nasıl bir eğitim programı, nasıl bir toplumsal yapı inşa edilmeli? Tam da bunun için aslında biz 2016 yılında bir okul kurduk. Yani bir model okul kurduk ve devlete aslında bakın otizmli çocukların eğitimi bu şekilde olmalı. Böyle yapılırsa bu çocuklar ilerleme kaydedebilir bir model olarak sunmak istedik. Bugüne kadar da okulumuzda, Şişli'de okulumuz, Bomonti'de, bugüne kadar da okulumuzda 1257 çocuğumuza birebir eğitimler verdik. Nasıl seçiyorsunuz bu çocukları? Şöyle, bir burs şeyimiz var. Her Mayıs ayında bir burs değerlendirmesi yapıyoruz. Ama biz bir STK'yız. Bazen aileler çok doğal olarak yani bir sürü kriterimiz var. O kritere göre burs almaya hak kazanan ailelere ki bugüne kadar 707 çocuğumuza burs verdik okul kapsamında. Sıralıyoruz ve 3 yıllık veriyoruz bursları. Tabii devam şartı arıyoruz hem aileden hem de çocuktan. Ama biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Önemli bir olan model oluşturuyorsunuz. Bu modelin devlet kurumlarınca uygulanabilir hale gelmesi. Yani ben çok iyi anlıyorum sizi.
Siz de bir özel eğitim kurumuna gidiyorsunuz ve oradan çok faydalandığınızı söylüyorsunuz. Evet. Demek ki özel eğitim kurumları, iyi çalışan özel eğitim kurumları bu işi layıkıyla yaptığı zaman bu çocuklarda ilerleme kaydedilebiliyor. Demek ki devletin de otizmli çocuklara eğitim veren merkezlerinde benzer uygulamalar ya da model alabileceği uygulamalara geçmesi gerekiyor. O yüzden gerçekten ailelerin özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu çocukların eğitimine yönelik politikalar üretilmesini, bu çocukları eğitecek personelin eğitimini sağlamasını ve gerçekten alan mezunu gençlere fırsat açılmasını ve bu modellerin yaygınlaştırılmasını istemek gerekiyor. Birçok savunu faaliyeti yapıyoruz. Çünkü bir sivil toplum kuruluşu olarak da bunu yapmak zorundayız. Gücümüz bir yere kadar ama bunu bir devlet politikası haline getirebilirsek aslında bu bahsettiğim 4,5 milyon ailenin de sesi olabileceğiz. Sadece biz değil, bu alanda çalışan birçok çok kıymetli sivil toplum kuruluşu ve federasyon da var. Siz bahsettiniz. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda tam da bu konuyla ilgili görüşülmesi gereken bir başlık var. Mesela Otizm Komisyonu kurulmasına ilişkin bugün tam da ben girerken hatta dinleyemedim. Aslında bir talep var. Bu talebi de yaratmak için gayret ediyoruz. Çünkü 2013 yılında kaleme alınan ve aslında tüm annelerin, babaların, eğitimcilerin, herkesin derdine çare olacak bir eylem planı var. Otizm eylem planı. Ne içeriyor? Otizm eylem planı tam da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, aklınıza gelebilecek tüm bakanlıkların otizm konusunda üzerine düşenin yol haritasını ve neler yapılması gerektiğini, yani bu okullardan tutun da eğitim saatinin artırılmasına, bu çocukların iş ve yaşam becerilerinin kazandırılmasından, çünkü otizmli bir bireyin ortalama yaşam süresi bizler gibi. Onlarda bir erken vefat durumu yok. Şimdi anne ve babaların en büyük kaygısı da gelecekte ne gelecekte olacak? Benden sonra yani, ne olacak? Ben eminim Baran için de aynı şeyi hissediyor ailesi ya da işte Cem için de aynı şeyi hissediyor ailesi. Bu hiç değişmiyor. O yüzden bu çocukların ve gençlerin hayata kazandırılması için ve bakım hizmetlerinin de, yani sadece hani okul, iş vesaire değil, gerçekten daha sonra bunların bakım, rehabilitasyon hizmetlerinde sağlanabileceği bütün kurguları içeriyor. Yani gerçekten bir sosyal devlet olmayı gerektiriyor bu bahsettiğiniz. Şu an Yüksek Planlama Kurulu'na gitti. Kalkınma Bakanlığı, biz takip ediyoruz çünkü bütün STK'lar şimdi gözü kulağı otizm eylem planının uygulamaya geçmesi için. Şu an Kalkınma Bakanlığı'nda, Yüksek Planlama Kurulu'nda, oradan çıktıktan sonra artık bakanlıklar üzerine düşen sorumlulukların yerine getirip uygulamaya başlayacak. 7 bölüm 63 maddeden oluşan çok kapsamlı bir plan. O zaman işte biraz daha aileler derin nefes alıp rahatlayabilecekler. Umarım. Yani her ilde, her ilçede çocuklarımızı okul dışında, yani annenin çok acil bir işi vardır, hastaneye gitmesi gerekiyor, cenazesi vardır falan benzer şeyler. Yani çocuğunu birkaç saatine bırakması gereken kurumların, merkezlerin de olması gerekiyor. Yani bir annenin, babanın en büyük korkusu nedir? Evlat acısı yaşamaktır. Genel toplum bakışıyla baktığınızda. Ama bir otizmli veya bir engelli çocuk annesinin, babasının da en büyük korkusu nedir biliyor musunuz? Çocuğumdan önce ben ölürsem çocuğum ne olur? Evet. Yani ne kadar kötü bir durum, bakar mısınız? Yani normal bir anne baba çocuğumun acısını görmeyeyim diye düşünürken, hani Allah çocuğumun acısını bana göstermesin. Ama bizler, ya biz ölürsek çocuğumuz ne olacak korkusu yaşıyoruz. Peki sizin en temel talepleriniz ne? Şöyle mesela 5 başlıkta sıralasan Fehmiye, devletin sizin için yapması gerektiğini düşündüğün en temel şeyler neler? En temel maddeler ben şöyle sıralamak istiyorum. Gerçekten birincisi özel eğitim saatlerimizin artması. İkincisi bu otizmle eğitim veren spor ve yaşam merkezleri var. Yaşam koçları. Talep bireysel olarak yaşam koçları tayin ediliyor çocuklarınıza. O yaşam koçları çocuğunu sabah 9'dan alıp akşam 5'e kadar hayatta, günlük yaşamda normal bir çocuğun yapması gereken ne varsa onu, her şeyi çocuğunuza öğretiyorlar. Bu tür kurumlara, kuruluşlara destek olması, destek çıkmasını istiyorum. Yani hepsini karşılamasa bile hiç olmasa destek olmasını istiyoruz. Mesela yani sizin özel eğitim aldığınız kurum gibi, sizin okulunuz gibi aslında model kurumların her yerde yaygınlaştırılması yani da çok önemli. Kurum, ben gerçekten şanslı bir veliyim. Gerçekten
Burada kurumumuzun kurucusuna da çok teşekkür ediyorum, Gülçin Babaoğlu'na. Çok güzel bir kurum açtı. Hidroterapi havucundan tut, yüzme havuzuna kadar çocuklarımıza imkan sundu. Yani her çocuk o yüzme havuzundan yararlansın. Hidroterapi, çünkü fizik tedavi alan çocuklarımızın hidroterapi şeyine de ihtiyacı var. Yani farklı tedavi süreçlerinin de aslında içerilmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. Sen kendin için ne istersin mesela? Ben kendim için ne isterim mesela? Benim en büyük isteğim gerçekten burada sesimi duyurabilirsem, inşallah duyururum. Çocuğuma burs istiyorum ya Sevda Hanım. Kıyamam. Evet. Gerçekten sadece Deniz Baran'a burs istiyorum. Peki, buradan onu söylemiş, duyurmuş olalım. Yani Deniz, burada da sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Kuruluş yetkililere, yani Deniz Baran'a burs versinler. Deniz Baran'a okula gitsin. İnanıyorum Deniz Baran çok farklı yerlere gelecek. Böyle. Evet. Peki, siz bir beş madde sayarsanız o beş madde ne olur acaba? İlk etapta hızla yapılması gerekenler olarak. Valla aslında biz beş madde sayamıyoruz. Çünkü her alandan baktığımız için. Yani ilk başta zaten erken tanıdan başladığı için mesela çocuk doktorları artık çocuğun boyuna, kilosuna vesaire, bunun dışında gerçekten belirtilere de baksınlar. Yani bu bile normal rutin kontrolünün içine giren doktorlar için bir kontrol olsun. Yani iş ta erken tanıdan başlıyor. İşin eğitime başlıyor. Ondan sonra da gerçekten bu çocukların istihdam edilmesine kadar gidiyor. Yani benim tek bir talebim olabilir. O da otizm eylem planının bir an önce uygulamaya tüm bakanlıklar tarafından sahip çıkılıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın önderliğinde bir an önce uygulamaya geçilmesi. O zaman şurada sıralayacağımız 5 maddeden çok daha fazlası. Yani hepsi çözüme kavuşacak. Bir de naçizane bir ricam daha herkesten. Gerçekten farklılıklara saygı anlamında da bu çocuklara ne olur kendi çocuklarınızdan kaçırmayın. Anne babalara anlayış gösterin. Ne kadar şımarık çocuk yetiştirmişsin gibi eleştiriler, ondan sonra bir çocuğu susturamadın, bak ağlıyor diye eleştirileri onlara sıralamayın. Anlamaya çalışın, otizmin farkında olmaya çalışın. Aynı şey sizin de başınıza gelebilirdi. Evet. Biraz empati kurmaya çalışın. Çok zor bir otizmli çocuk ailesi olmak. Onlara hepsine çok kolaylıklar diliyorum. Biraz da toplumun diğer kesimlerinden anlayış ve empati rica ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili Fehmiye, sevgili Betül, bugün bizimle birlikteydiniz. Ben aslında en başta bilmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. İllaki bir otizmli çocuk ailesi yakın olmak zorunda değilsiniz. Tam da biraz önce söylendiği gibi çok yakınınıza dayanışma göstermeniz gereken. Çünkü bu toplumun bir parçası olduğu için onun farklılığını kabul etmeniz gereken otizmli bir birey olabilir. Tam da bu nedenle aslında Tohum Otizm Vakfı'nın bir eğitim kiti var. Bir telefonla hemen bu eğitim kitini elde edebilirsiniz. İlk etapta aklınıza gelen sorulara cevap bulabileceğiniz ve neler yapabileceğinize ilişkin de bir fikir sahibi olabileceğiniz çok güzel eğitim kitapçıkları hazırlanmış. İşte onlardan birkaç tanesini göstereceğim size. Eğitim Hakkı El Kitabı, Otizm Spektrum Bozukluğu El Kitabı ve Kimlere Danışabilirim diye içinde çok önemli bilgilerin olduğu bir kitapçık da var efendim. Tohum Otizm Vakfı'nın sitesinden de bunları elde edebilirsiniz. Bilelim, öğrenelim öncelikli olarak. Teşekkür ediyorum size. Ve Poyraz Karayel'le devam edeceğiz efendim. Poyraz Karayel dizisi oyuncuları otizmli çocuklar için kampanyaya bir şarkıyla destek oldular. Onların sesinden işte o bilgiyi, ilgiyi yeniden göstermemiz gerektiğini söyleyerek ikinci bölümümüzde de biz de bizimle birlikte olun diyerek bu bölümü kapatalım. Haberlerin ardından yine buradayız. Ekmek ve Gül'de kitaplık bölümü. Biliyorsunuz kadınların sözünü, kadınların yaşamını, kadınların direncini anlatan kadın yazarları ağırlıyoruz kitaplık bölümümüzde. Bugün konuğumuz ta İzmir'den, güzel İzmir'in güzel kadın yazarlarından biri efendim, Meryem Gülbudak. 70'li yılların ikinci yarısında Rize'nin bir dağ köyünde öğretmen olarak atandığından bu yana yazıyor, çiziyor, resimliyor. Karadeniz'in toprağından ne fışkırdıysa, denizi kıyılara ne savurduysa ilgisini çeken bir kadın yazar konuğumuz bugün efendim. Ve elbette ki
kadın mücadelesinin de bir parçası olan İzmir'de çok sevdiğimiz Ekmek ve Gül'de de çok sık yer verdiğimiz Kadın Yazarlar Derneği'nin de aslında bir parçası. Meryem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için öncelikle. Biz de teşekkür ederiz size. Evet, kitabınız 18 öyküden oluşan çok güzel bir kitap efendim. Karadeniz Sakla Beni demişsiniz. Evet, Karadeniz'in neden kadınları, neden bir kadını saklaması gerektiğini dinleyelim öncelikle sizden. Bu kitabın adı aslında, bu kitap ezilen, direnen, direnemeyen tüm kadınlara armağan edilmiş. Neden kitabınızın adı Karadeniz Sakla Beni? Neyi saklamasını istiyorsunuz Karadeniz'den? Şimdi Karadeniz'in kadını coğrafyasından kaynaklı farklı karakterde kadınlar. Karadeniz'de kadının yaşamında çok önemli yeri olan bir doğa. Kadın bu çetin doğa koşullarında gerçekten mücadele içinde. Bu mücadele içinde de zaman zaman bunalımları oluyor, sıkıntıları oluyor. Buradaki öykümün adı da Karadeniz Sakla Beni. Oradaki kadın o kadar bunalıyor ki kendini doğada huzurlu bulacağını, doğanın, denizin, suyunun ona çok iyi geleceğini ya da denizin onu bir ana gibi saklayacağını, sırlarını saklayacağını, yaşamına iyi geleceğini düşünerek bir doğada bir güç olarak, doğada bir sığınılacak yer olarak görüyor. Ve gerçekten Karadeniz benim yaşamımda da çok önemli yeri tutan, yeri olan bir derya. Kadınlar bunalırlar ya, sıkılırlar ya, kendilerini kuşatan o bir sürü baskılardan. Onlardan kurtulmak için ne yapsın? Çevresinde sığınılacak yer bulamayınca o derin sulara, o engin sulara sığınmak ihtiyacı duyuyor. Böyle bir kadından yola çıktım ben de. Son çareyi yaşamında, yaşamak için son çareyi sularda bulduğu için, oraya doğru yürüdüğü için bu adı verdim. Evet, bir taraftan aslında hepimizin ihtiyacını tanımlayan bir şey belki. Biz bir derya olarak kadın dayanışmasını daha çok görüyoruz. Öyle onun bir derya olmasını, kadın dayanışmasının bir deniz gibi engin olmasını da bekliyoruz, istiyoruz. Siz de yaşamınız boyunca aslında belki de kadın mücadelesinden beslenen bir yazarsınız. O yüzden kitabınızın aslında hep bir kadın hikayelerinden oluşması da bir tesadüf değil hakikaten de. Yaşamınız boyunca kadın dayanışması, kadınların hani o birlikte mücadelesi, o imecesi sizi nasıl besledi peki? Çok yerde besledi. Ailede başlıyor. Daha sonra öğrencilik yıllarımda çok besledi. Ben Karadeniz'in kıyısında okudum. Okulum hemen dibindeydi Karadeniz'in. Yatılı okuyordum. Orada gerçekten hep kız arkadaşlarımla, kız öğretmen okuluydu zaten. Orada ben kadınlar arasındaki dayanışmanın enginliğini, gücünü gördüm gerçekten. Daha sonra işte ailede, daha sonra derneklerde, örneğin Kadın Yazarlar Derneği'nde, Kadın Dayanışma Derneği'nde, birçok kadın derneğinde, eylemlerde gücümüzü gördüm. Biz kadınlar gerçekten çok güçlü varlıklarız. Yani Karadeniz'in coğrafyasına da benziyoruz. O sarp coğrafyayla mücadele etmeyi, oralardan işte fındık toplamayı, çay toplamayı, oralarda yaşamayı çok iyi biliriz. Bir çeşit biz de doğaya uygun bir mücadele biçimi geliştiriyoruz ama kadın örgütlülüğü elbette daha farklı. Ben İzmir'de birçok olayda, işte kürtajdan tutun da kadınlara yönelik her türlü saldırıda bir araya gelen kadınların içinde gerçekten kendimi çok mutlu, çok güçlü hissetmiştim. Bu yüzden de kadın olduğumda çok mutluyum ben ve gücümüz çok fazla. Bunu bilmiyorum, kadınlar farkında mı? Ben biraz kadınlara olağanüstü güçlü diye bakıyorum. Şimdi öykülerinizin her birine baktığımızda sadece Karadenizli kadınların değil, bu topraklarda aslında emeğiyle her şeye hayat veren kadınların günlük hayatından öğeler var.
işte başlıklara da, öykülerin başlıklarına da taşınmış. Bu yürüyen sepet gibi, sarhoş inek gibi, sarı yazma isyanda gibi, pazarda, bağlama, canlar camlar, çiçekler, baklava. İşte bu, bütün bunlar aslında kadınların o günlük hayat koşuşturmasının, gailesinin içinde semboller, içinde parçalar gibi. Öyküler de zaten o günlük hayat koşuşturmasının kadınca yönlerini anlatıyor. Biz kadınlar ama o günlük hayatı çok böyle anlatılabilecek bir şey gibi görmüyoruz galiba. Sıradan hayatlarımızın hikayelerinin yazılacak, anlatılacak, paylaşacak değerler olduğunu düşünmüyoruz. Oysa ki siz o günlük hayatın o çok sıradan öğelerini ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Buna özel bir önem verdiğinizi hissettim ben hikayelerinizi okurken. Gerçekten o gündelik hayatı çekip çıkartmak neden önemli sizin için? Şimdi kadının en büyük yaşamı zaten o gündelik hayatta. Yani bizde kadın işte sanatta, bilimde, siyasette, bu alanlarda çok varlık gösteremiyor biliyorsunuz. Yani gündelik hayat bizim gerçek hayatımız. Ve burada benim tanık olduğum çok çok öyküler var. Yani tabii hepsini yazamadım ama örneğin yeni hayat, yeni bir can öyküsünde işte ineğini doğurtmak isteyen bir kadın var. Çok güç koşullarda ve kadın dayanışmasıyla bunu başarıyor. Bu çok önemli. Belki de kadın dayanışması olmasaydı onun için belki o olay kötü şekilde sonuçlanacaktı. Sonra sarı yazma isyanda öyküsünde de gerçekten HES'lere karşı duran kadınları anlattım. Orada da çok kadın dayanışması var. Yani yaşlı kadınlar orada toprağını, suyunu, havasını kirletmemek için doğasına sahip çıkan bilinçli kadınlara dönüşüyor. İşte sıradan kadınlar, evdeki kadınlar çok önemsemezler. İşte bu ev kadını, evde oturuyor diye bilinir daha çok erkekler tarafından. Oysa o kadınlar çok bilgedir, çok emekçidir, çok güçlüdür. Yeri geldiğinde toprağına sahip çıkmak için eğlencidir aynı zamanda. Orada bir nine var. Gerçekten bağını, bahçesini, ırmağına sahip çıkmak için bizzat eylemin içinde yer almıştır o nine. Yine altın madeni işletmelerindeki kadınlara tanık oldum. Orada bir öykümde yer verdim onlara. Hayat bitmeden diye. Gerçekten altın madeni çıkarılacak diye o güzelim doğa, onların bütün fındık bahçeleri yaşanmaz hale gelecek ve orada yaşam bitecek. İşte kadın burada aslında gündelik hayat, yani o fındık bahçesinde onun bir tarımla ilgili bir yaşamı var ama burada mücadele gelip çatıyor. Onu korumak zorunda o kadın. O bahçesini, aynı zamanda yaşamını korumak zorunda ve mücadeleci oluyor. Gerçekten oradaki kadın mücadelesine ben tanık oldum. Ve çok takdir ettim. Kadınlar olunca her şey daha iyi ve daha güçlü oluyor. Evet, tam da bu söylediğiniz şeye uygun bir kampanya bilgisi vereceğim. Sonra da üzerine iki çift laf etmenizi rica edeceğim Meryem Hanım. Şimdi göstereceğimiz fotoğraflara iyi bakmanızı rica ediyorum. Bu fotoğraflar aslına bakarsanız bir yıkımın gündelik hayatta neleri bozduğunu, neleri ortadan kaldırdığını gösteriyor. Bu fotoğraflar Şırnak'ın İdil ilçesinde çekildi efendim. Ve bu fotoğrafların her birinde yıkılan, dökülen evler, mahvolmuş hayatlar, işte o biraz önce Meryem Hanım'ın da ortaya koyduğu o gündelik hayatın direncini de ortadan kaldıran bir savaş hali var. Bu savaş halinin kendisi kadınları işte bu yüz ifadesindeki gibi, bu çaresizlik ifadesindeki gibi bırakıyor. Buradaki kadınlar aslında çaresiz oldukları için değil, öfkeli oldukları için bu yüz ifadelerini taşıyorlar. Ve bu fotoğrafların her biri İdil'de tam 16 Şubat'ta başlayan, 31 Mart'ta kaldırılan sokağa çıkma yasaklarının ve ablukaların ardından oradaki hayatlara ne olduğunun, oradaki evlerin her birinin insanların başına nasıl yıkıldığının fotoğrafları adeta. İşte bu fotoğrafların arka planında gündelik hayatın artık devam edemediği bir gerçeklik var. Bir tencere, bir kap yemeğin bile
pişemedi, bir tencere yemeğin, bir kap yemeğin pişemediği evlerden bahsediyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir tek çatal, bir tek tabak, bir tek bardak, bir tek tencere bile kalmamış durumda burada. Çünkü işte bu savaş ortamının kendisinde bu tablo kadınlara reva görülen tablo oldu. İşte Şırnak'ın İdil ilçesinde 16 Şubat'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 31 Mart'ta kaldırıldı ve böyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Barış için kadın girişimi ise abluka nedeniyle yıkılan yerlerle bir dayanışma kampanyası sürdürüyor biliyorsunuz. İşte İdil'de tam da bu tablonun arkasındaki gerçeğe ulaşmak için o gündelik hayat öğesini bir kampanyaya dönüştürdüler efendim. İdil'de her eve bir tencere kampanyası yapıyor Barış için kadın girişimi ve yemek alacak, yemek pişirecek bir kap olsun diye 1000 aileye ikişer tencere ulaşması şu an bizim, biz kadınların elinde. 2 gün sürecek bir dayanışma kampanyası bu. Siz de İdil'e evinizde güzel kullanılmamış tencerenizi bir kap yemek pişsin. Kadınlar böylesi yıkılan evlerin içerisinde o bir kap yemek pişirmenin mutluluğuna varsın istemez misiniz? İstersiniz biliyoruz. Bu kampanya günün kampanyası bizim için. Barış için kadın girişimi. Her eve bir tencere lazım diyor ve İşte sizi de bu tencereleri İdil'e göndermek için dayanışmaya yardıma çağırıyor. Barış için kadın girişiminin iletişim bilgilerini şu aşağıdaki yazıdan görebiliyorsunuz. Buraya mail attığınızda size kampanya bilgileri hemen gelecek. İster hiç kullanmadığınız tencerelerinizi gönderebilirsiniz, isterse aslında bunun parasını paylaşabilirsiniz. Bu dayanışma gerçekten çok önemli. Her eve bir tencere. İşte gerçek hayat böyle bir şey. Hemen Meryem Hanım'a sormak istiyorum. Siz hem İzmir'de kadın yazarlar olarak hem de bir taraftan 8 Mart açıklamasında da ortaya koyduğunuz biçimde savaşa özellikle çok dikkat çekiyorsunuz. Karadenizli bir kadın olarak da İdil'deki bir kadının bir tencereye bile artık sahip olamadığı bir gündelik hayatı yaşıyor olması konusunda ne düşünürsünüz acaba Meryem Hanım? Şimdi savaşın en büyük mağdurları kadınlar gördüğünüz gibi. Ama yine de umut kadınlarda diyorum. Bakın orada yine hep kadınları görüyoruz. Çünkü yaşamı sürdürecek olan kadınlar orada. Yaşamı devam ettirecek olan, umut olan kadınlar. Diğer kadınların, bütün ülkedeki kadınların böyle bir umudu beslemesi gerekiyor. Bunlarla dayanışma içinde olması gerekiyor. Ben kendi derneğimde bunun duyurusunu yapacağım, çevremde de yapacağım. Niye olmasın yani? 2 tencereyi hepimiz gönderebiliriz. Yeter ki o kadınlara küçük bir katkımız olsun. Ve oradaki yaşam gerçekten kaldığı yerden sürsün, kadınların çabalarıyla devam etsin umut diyorum. Yine gündelik hayatımıza dair olan, belki de kadınlara yönelik savaşın bir başka yönü olan rakamları paylaşacağım şimdi. Sizin de bu rakamlar üzerine elbet edecek 2 kelamınız muhakkak var biliyorum. Bu rakam efendim, günün rakamı oldukça acıtıcı bir rakam. Hemen görelim plazmamızda. 31 günde 31 kadın. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Mart ayı için bize bir bilanço çıkardı efendim. Günün rakamını biz de işte tam da bu bilançodan ortaya koyduk. Tam 31 günde Mart ayı boyunca 31 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Kimi dövülerek, kimi silahla, kimi bıçakla, kimi yakılarak ve aslında çeşit çeşit yöntemlerle. 31 günde 31 kadın. Oldukça acı bir rakam. Bir rakam daha var. O rakamı da hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bir anket yaptı. Bu anket neye ilişkin biliyor musunuz? Hani o çok konuştuğumuz, tam da 31 günde 31 kadın kardeşimiz kaybolmasın, hayattan ele tek çektirilmesin diye çıkartmak için çok mücadele ettiğimiz bir kanun var ya, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin 6.284 sayılı kanun. İşte bu kanunun ne kadar etkili olduğunu araştırmış durumda. Hemen bakalım. Aile Bakanlığı'nın şiddet anketi. Kadınların hiç tanımadıkları birinden gördükleri şiddetin oranı %2. Kadınların %71'i birden fazla şiddet türüne maruz kaldı. Şiddet uygulayan erkeklerin %80'i tedbir yasasından habersiz. Kadınların ise sadece %23'ü İlk kez şiddet gördükten sonra yetkili organlara başvuruyor. Neden? Çünkü
güvenmiyor aslında bu yetkili organlara ve birden fazla şiddet gördükten sonra şikayet başvurusu yapan kadınların oranı ise %73 ve şiddet uygulayanla ilişkisini devam ettiren kadınların sayısı da maalesef çok fazla. Neden? Çünkü kadınlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Evet Meryem Hanım, bu rakamlar da aslına bakarsanız kadınlara yönelik savaşın bir başka yönünü oluşturuyor. Siz bir kadın yazar olarak öykülerinize de bu gündelik hayattaki şiddeti taşımaya çalışıyorsunuz. Kadınlar aslında bu şiddetin farkına varsınlar ki mücadelenin de bir parçası olabilsinler diye. Siz de, siz bu rakamlara baktığınızda bir kadın olarak ne hissedersiniz? Tabii iyi şeyler hissetmiyorum. Ülkemizde gerçekten kadınların yaşama şansı neredeyse, yani yaşama hakkı yok neredeyse. 31 günde 31 kadın ölüyorsa bu çok vahim bir durumdur. Yani kaç ülkede böyle bir tablo var bilmiyorum. İşte anayasada eşitiz ya biz ama görüyoruz ki aile şiddetin en çok üretildiği bir yer. Şimdi tam bu konuda ben bir ortak kitabımızı, ortak projemizi tanıtmak istiyorum. Şu söz kesmek, kına yakmak, nikah kıymak. Bakın burada aile denilen kurumu şiddetle nasıl iç içe geçtiğini bu deyimler çok güzel anlatıyor. Bu bizim Kadın Yazarlar Derneği'nin ortak projesiydi. Türkiye çapında kadınlardan öykülerini yazmasını istedik bu konuda evlilikle ilgili. Gerçekten içinde 41 öyküde bu işte en yoğun şiddetin kadınların ailede nasıl yaşadığını okumaktasınız. Gerçekten üzülmektesiniz. Ben erkek egemen sistemde giderek bunun arttığını görüyorum. Çünkü kadın eşit birey olarak görülmüyor. Yani biz insanız. Erkek de insan, kadın da insan. Biriz yani. Ama nedense hep kadın ikinci. Kadın yönetilen, kadın buyurulan, kadın az eğitilen, kadın işsiz kalan, kadın yoksul kalan, kadın hep ikinci ve erkek egemen gelenekler, inançlar, sistem, kapitalist sistem öyle bir kadını kuşatmış ki yani boğuluyoruz neredeyse. Bu yüzden bu 31 kadın öldürme tablosu bütün bunların sonucudur. Yani durup dururken olmuyor. Erkeklerin kafası ne zaman bunlar da bir birey, bunlar da insan, bunlar da benim gibi eşit bir kişi ve benim eşim, bu kadınlar da insan diye bu anlayışı değiştirdiklerinde bu tablo değişecektir. Bu anlayış devam edecek yani. Bir de kadınların gerçekten bu konuda baş kaldırması gerekir artık. Yani yeter diyoruz. Nedir bu her gün bir kadın katledilmesi? Yani nereden alıyor erkekler bu hakkı? Ve çoğu ailede oluyor bakın. Bir eşin eşini yani kadını öldürme hakkı nerede yazıyor? Yani nereden alıyor bu hakkı? Ama az önce saydığım etkenler işte inançlar, gelenekler, o kör gelenekler, sistem, kapitalist sistemin kadını ezen anlayışı, inançların anlayışı, geleneklerin anlayışı o kadar kuşatmış ki kadın gerçekten bugün belki de uzun yıllardır olmadığı kadar ezilmekten de öte böyle katletmeyle karşı karşıya 31 kişinin 31 kadın katledildiği tabloyla karşı karşıya. Aslında sizin bu son tanıttığınız kitap projesi belki kadınların hayatını alan, hayatlarını ellerinden alan o toplumsal algının, o toplumsal yapının nasıl kurulduğunu, nasıl dilimize yapıştığını, dilimizin nasıl aslında kadınları hayattan kopardığını da çok çarpıcı bir göstergesi oldu. Çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığınız için. Güzel kitabınızın adını tekrar söyleyeceğim efendim. Karadeniz Sakla Beni kitabı, kadın yazarların aslında imece usulüyle çıkardıkları kitaplardan bir tanesi. Biz de kitaplık bölümümüze sevgili Meryem Gülbuğ'da konuk ettik. Güzel kitabını hakkında konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Meryem Hanım'a. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen buyurun.
Şimdi bizim projelerimiz devam ediyor Kadın Yazarlar Derneği'nde. Şu sıralar göç konulu ortak bir kitap daha hazırlıyoruz. Başka arkadaşlar, başka yayınlar da olacak. Şunu iletmek istiyorum. Özellikle kadınlar lütfen okusunlar, yazsınlar hiç çekinmeden. Şimdi demişler ki neden kadınlardan bir Shakespeare gibi dahi yetişmiyor? Tabii bu biraz art niyetli sorulmuş yani. Neden bir kadın Shakespeare yok? Şunu bilmiyor tabii bunu soranlar. Shakespeare'in yaşadığı yıllarda kadınların eğitim hakkı bile yok. Ve kadınlar 150 yıldır bunun mücadelesini veriyorlar. Gerçekten eğitim hakkından tutun da seçme seçilme hakkı, birçok hakkı hep bileklerinin hakkıyla, mücadeleyle kazanmışlardır. Baş kaldırarak kazanmışlardır. Bundan sonra da kimse bize hak vermeyeceğiz. Hep biz alacağız kadınlar. Bütün mücadele eden kadınları burada selamlıyorum. Size de teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Kitaplık bölümümüzde kadınların gündelik hayatlarındaki o gündelik direnişlerini de konuşmuş olduk böylelikle efendim. Buna çok ihtiyacımız var çünkü işte biraz önce günün rakamında gösterdiğimiz gibi aslında her gün bilinebilen rakamlarla her gün bir kadının bu hayattan koparıldığı, her gün onlarca kadının istismara, şiddete uğradığı, her gün onlarca çocuğun aslında istismar edildiği haberlerinin alındığı bir memlekette gündelik yaşam direnişlerimiz, pratiklerimiz çok önemli. Balıkesir'e götüreceğiz sizi şimdi mesela. Balıkesir'de 15 yaşında bir kız çocuğunun okulda, okul çıkışında 8 Mart günü kaçırıldığını öğreniyoruz. Nasıl öğreniyoruz biliyor musunuz? Çünkü aile 8 Mart'ta Balıkesir'de kız çocukları okulun önünden kaçırıldıktan itibaren onun peşine düşüyor. Onu bulmaya çalışıyor. Onun akıbetini öğrenmeye çalışıyor. Kızlarını kurtarmaya çalışıyor aslında. Ve ailesi kaçıranlardan şikayetçi oluyor. Ama hem jandarma hem de savcılık kızı bulmak yerine kaçıran aileyle barışmayı, uzlaşmayı teklif ediyor. Evet, bu ülkede oluyor efendim bu. Biz hala her gün çocuk istismarı haberleriyle sarsılıyoruz. Diyoruz ki hani sanki bunlar böyle memleketin belirli zamanlarında ayyuka çıkan çeşitli meselelermiş gibi. Hayır, işte günlük olarak karşılaştığımız istismar haberlerinden tam da bir tanesi bu. Günlerdir şikayetlerinden sonuç alamıyor aile ve Balıkesir Kadın Platformu ile birlikte eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştılar geçtiğimiz hafta sonu. Ve Balıkesir Kadın Platformu'nun da desteğiyle bir basın açıklaması yaptılar. Bu basın açıklamasının görüntüsünü getirelim şimdi ekranlara. İstemiyoruz, kadın gelin istemiyoruz. Bizim de takipçisi olacağız, işimi bırakmayacağız. Ama tek başımıza bir şeyler yapmamız çok mümkün olmuyor tabii ki. Yani herkes bizimle olursa sesimiz daha güçlü çıkacak o zaman. Gerekirse her hafta yapmaya çalışıyorum. Biz doğanın hakkı olmazsa Orta Mandara hakkı ne doğarak köyden gidecek de bitti de. Vallahi 5 yaşında benim bir torunum var. Şimdiden korkuyum okula, Balıkesir okula vermeye korkuyum. Ne? Kaygısını çekeyim. Vermeyeceğim, okutmayacağım. Şimdi temsil büyük şeylerde bağırıyor. Kadınlarımız okusun, kızlarımız okudu. Ben niye, nasıl okutacağım? Bu korku içinde nasıl yapacağım? Ben okuldan gideyim. Bu olaydan sonra hani başka birileri cesaret edemeyecek okula gitmeye. Herkesin çocukları var. Biz dua yapsak, şey olacak. Bir daha böyle korku cesarete gelebilir. Bana da bir şey olacak diye. Herkes korkuyor. Ben çocuğumu istiyorum. Okuluna devam etsin. Alınmasını, geri gelmesini istiyorum. Duysun sesimi çocuğum. Her zaman arkasındayım. İsteyim. Çare yok. İstersen 2 yıl geçse arada, yine de gelmesini istiyorum. Dün ben bağırdım bile duysun Cumhurbaşkanımız. Başbakanımız istediği sonuç bu. Onları hiç şey etmedi, konuşulmaz. Ben istedim. Bağırdım bile. Hiç bunların arkasında değil. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Başbakan Ahmet Davutoğlu. Bunlar hiç, bütün Türkiye duysun sesimi. Herkes bana doğar. Evet, okulun önünden kaçırılan kız çocuğu, 15 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Aile şikayetçi ama aldıkları cevap aileyle uzlaşın cevabı. Neler olup bittiğini bu kız çocuğunun annesinden dinleyeceğiz Kıymet Hanım hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Kıymet Hanım. Hoş bulduk.
Öncelikle şunu sormak isterim. Kızınızdan şu an bir haber alabildiniz mi? Nedir son durum? Hiç alamadım. Yani 8 Mart'tan beri herhangi bir bilgi alamadınız mı? Alamadım, yok. Peki nerelere başvurdunuz Kıymet Hanım? Neler yaptınız? Her yere başvurduk. Nurhanlı'ya bile çıktık. Onlar bile ne bize yardım etmedi. Nasıl cevaplar aldınız peki? Biz jandarma polisi karıştırınca bunların herhalde zoruna gitti. O köye jandarma polis bile girmiyor dedim ben. Herkes korkuyor dedim. Ondan herhalde bize onun için yardım etmedi. Peki kimin kaçırdığını biliyor musunuz kızınızı? Efendim? Kızınızı kimin kaçırdığını, ne niyetle kaçırdığını biliyor musunuz? Bilmiyorum orasını, ne niyetle kaçırdığını. Okulun önünden kaçırılan kızı ne bileyim ben. Ben köydeyim, o Balıkesir'de. Ben kızımı geri almayı istiyorum. Kızımı istiyorum, eğitimine devam etmesini istiyorum. Kızımı. Peki, şimdi hem savcının hem jandarmanın size kızık bulmak yerine kaçıran aileyle barışmanızı tavsiye ettiği yazıyor haberde. Doğru mudur bu bilgi? Onları tabii, hiç kimse bize bir yardım yok. İşte o kadar. Benim bildiğim bu kadar. Peki siz bir anne olarak ne talep ediyorsunuz? Ne talep edeyim? Ben çocuğumu isteyeyim. Okula gitmesini, eğitimini devam etmesini isteyeyim. Evime geri dönmesin. 15 yaşındaki çocuktan ne bekliyorsun? Peki kime ne görev düşüyor bu konuda? Ne dersiniz acaba? Ne bileyim, kime düşüyor görev? Demeyeyim. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben de teşekkür ederim. Evet, kaçırılan kız çocuğunun ablası ve babası henüz bir çocuk olan kardeşlerinin, çocuklarının adli makamlar ve güvenlik güçleri tarafından kendilerine hemen bulunarak teslim edilmesini istiyorlar. Çünkü biraz önce annesi Kıymet Hanım'ın da söylediği gibi aslında bir an önce çocuklarının kendi yanlarına dönüp eğitimine devam etmesi gibi bir talepleri var. Ama maalesef bu memlekette çocukların istismar edilmesi, bu biçimde kaçırılması, işte kaldıkları yurtlarda şiddete uğramaları, istismar edilmeleri uzlaşın çağrısıyla daha çok karşılık buluyor. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Biz bunu Karaman'dan hatırlıyoruz örneğin. Karaman'da Ensar Vakfı'na bağlı bir yurtta kalan 45 çocuğun orada yatılı bulunan bir öğretmen tarafından istismar edildiği ortaya çıktığından beri bir tartışma yürütüyoruz biliyorsunuz. Bu memlekette çocuk istismarının son bulması için bütün yetkililere düşen bir görev var. Ve o düşen görev de aslına bakarsanız bir an önce bu soruşturmanın doğru düzgün yapılması, bütün sorumluların açığa çıkarılması ve bu sorumluların açığa çıkarıldıktan sonra da yargılanması. Şimdi peki ne görüyoruz biz? Gördüğümüz en önemli noktalardan bir tanesi şu. Örneğin Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun Karaman'da çocuk istismarını önleyemediği gibi sorumlu vakıfları himaye altına alarak kamuoyunda ciddi bir şüphe oluşturduğunu görüyoruz. Hatta kimilerine göre Ramazanoğlu'nun Ensar Vakfı'na yöneltilen cinsel istismara iddialarına ilişkin buna bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz demesi de failleri cesaretlendiriyor. Bu ne demek? Bugün memleketin dört bir tarafında aslına bakarsanız benzer istismar olayları gerçekleştirildiğinde kimse kendilerinin sorgulanmayacağını düşünecek. İyi bir kurum oldukları, ön plana çıkmış bir kurum oldukları gerekçesiyle de bu soruşturma yeterince düzgün ilerlemeyecek. İşte toplumun en önemli kaygılarından bir tanesi bu. Tam da bu açıklama nedeniyle, konunun ciddiyeti nedeniyle aslında da bakarsanız benzer başka bir olay yaşanmaması için hükümetin tüm tedbirleri alacağına ilişkin ikna olmaya ihtiyacımız var. Bu ikna olma sürecinin başında da kurumu koruyan Aile Bakanı'nın istifa etmesi ya da görevden alınmasına ilişkin bir talep var. Dün HDP milletvekilleri Sema Hanım'a ilişkin, Sema Ramazanoğlu'na ilişkin bir gen soru önergesi verdiler. Bu gen soru önergesi kabul edilmedi AKP'li vekillerin oylarıyla.
Ve ne gördük? İşte şimdi ekranlarınıza yansıyacak görüntüyü gördük efendim. Genel soru kabul edilmedi ve hemen arkasından bütün bakanlar Sema Ramazanoğlu'nu tebrik etmek üzere sıraya girdiler ve böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış olduk. Kadınlar ve çocukların haklarını gözeten bir bakana biz bugün dünden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ama hakikaten de gördüğümüz sıra bize böyle bir şeyin ihtiyacın karşılanacağını ortaya koymayan bir tablo sunuyor efendim. Peki bir dinleyelim. HDP'li milletvekilleri, kadın vekiller neden Sema Ramazanoğlu'na ilişkin bir gen soru önergesi vermişler? Neymiş gerekçe? Sema Ramazanoğlu'nun bu açıklamaları aslında toplumda çocuklar için neyi ortaya koymuş? Bunu birlikte izleyelim. Arkasından daha konuşacağımız bir konu daha var. Çocuklarına zarar vermesinler diye onlara F tipi çocuk evleri kurmayı amaçlıyorsunuz. Şunu biliniz ki biz bunların hesabını ahirete bırakmayız. Çocuk dediğimizde akan sular durur ve cesaret de bulaşıcıdır arkadaşlar. Ama bu cesareti adalete erişim ve hesap sormayla sonuçlandıramaz ve çocukların, onları sevenlerin bir nebze olsun adalet duygusunu tatmin edemezsek hiçbirimiz bu ülkede başımız dik olarak dolaşamayız. Hiçbir siyasi ikbal mevki başınızı doğrultamaz. Dolayısıyla bugün bu mevkide ve en birinci sorumlulukta olan sizsiniz Sayın Bakan. Ve bu hesabı bugün siz vereceksiniz, vermek zorundasınız. Siz bütün bunlar olurken Amerika'ya neden gittiniz Sayın Bakan? Onca çocuk istismarı, çığlığı her yerden avaz avaz yükselirken Amerika'ya gidecek zaman mıydı? Sizin Karaman'da, Manisa'da ya da istismar haberi gelen başka yerlerde olmanız gerekmiyor muydu? Şu anda kaç çocuk biz daha konuşurken istismara uğruyor acaba biliyor musunuz? Bırakın çocukları bir an kendinizi düşünün. Kaba saba bir takım adamların sizi zorla bir odaya kapattığını, bedeninize dokunduğunu, mahreminizi yok ettiğini düşünün. Acıtıcı, yaralayıcı olabilir sözlerim. Ama bir düşünün, kimseye anlatamadığınızı, ulaşamadığınızı ve o adamların itibarlı, dindar bilinen birileri olduğunu düşünün bir de. Ne hissederdiniz siz? Evet, sadece çocuklarla ilgili değil, kadına yönelik şiddeti önleme konusunda da bir şey yapmadınız. LGBT'lerin ise varlığı dahi söz konusu değil sizin iktidarınızda. Onlar yok, sorunları da yok zannediyorsunuz. Ve bakanlık yalnızca inayete dayalı bir sosyal yardım bakanlığı. Sizden istenen sosyal yardım değil, sosyal politikalar bakanlığı olmanız bekleniyor sizden. İnayet değil, vatandaşlık hakkının verilmesi isteniyor sizden. Evet Sayın Ramazanoğlu, bütçenin savaş bütçesi olmaması için de hiçbir şey yapmadınız. Güneydoğu'da kadınlar, çocuklar ölürken, yerlerde çıplak bedenler sürüklenirken de tek bir laf... Mikrofonunuzu açıyorum. Sözlerinizi tamamlayınız Sayın Kerestecioğlu Demir. Teşekkür ederim. Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca hazırlanan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulama sorumluluğu sizde bulunuyor Sayın Bakan. Ancak gördüğümüz üzere bu sorumluluk içinde bir şey yapmak yerine zanlı kurumları korumayı seçiyorsunuz. Sonuç olarak Sayın Ramazanoğlu, istismarı ve şiddeti önleyemediği gibi sorumlu kurumları himaye altına alarak kamuoyunda ciddi bir şüphe oluşturmuş, failleri cesaretlendirmiştir. Tüm bu sebeplerle bakanın görevinden alınması elzemdir. Kadınları ve çocukları gözeten bir bakana bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ne sabrımız ne takatımız var. Artık hem kendimiz hem çocuklar için güvenli bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bunu bütün halkımız istiyor. 300 bine yakın imza toplayanlar da istiyor. Ve biz onların sesini bu mecliste yükseltmeye her zaman devam edeceğiz. Saygılar. Evet, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı, kadınları ve çocukların maruz bırakıldıkları tacizi ve tecavüzün türlü gerekçelerle aklanda bir Türkiye tablosunu koymuş olduk böylelikle ortaya. Şimdi bir kereden bir şey olmaz mantığının yerellere nasıl yansıdığının bir örneğini getireceğiz ekranlara.
İşte hani bakanın ağzından böyle cümleler, şiddeti aklayan cümleler çıktığında aslında bakarsanız yerellerde çok daha başka vesilelerle kadına yönelik şiddet meşrulaştırılabiliyor. Geçtiğimiz günlerde sizinle bir haber paylaştık, biliyorsunuz. Bu konunun takipçisi olacağımızı da söyledik. Manisa'da Elgin Kan topluluğuna bağlı bir fabrikada bir taciz olayı yaşanmıştı. Ve tacize maruz kalan kadın fabrika önünde bir direniş başlatmıştı. Bir taciz nöbeti başlatmıştı. Ve hem bu yaşanan olayla ilgili hem de kadının taciz nöbetiyle ilgili yerel gazetede çalışan arkadaşlarımız, Hayat Gazetesi'nde çalışan meslektaşımız Dilek Omaklılar hem haberi Evrensel Gazetesi'ne yaptı. Hemen arkasından da aslına bakarsanız bu taciz iddiası karşısında gazete yönetiminin, pardon, fabrika yönetiminin kadına ilişkin neler söylediğini haberleştirdi. Ama haberi sansüre uğradı. Yetmedi, hemen arkasından böyle bir haber yaptığı için kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmayan, kadına yönelik şiddeti görünür kılan bir haber yapmak istediği için de başka bir meslektaşının, bir erkek meslektaşının hakaretine maruz kaldı, şiddetine maruz kaldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Mobbinge uğradı ve işten çıkarılan, hakaret eden kişi değil, Dilek oldu. Dilek işten ayrılmak zorunda kaldı ve Dilek'in yaptığı haberi sosyal medyada paylaşan bir başka meslektaşımız Ayşe de yine aynı biçimde aynı kişinin hakaretlerine, küfürlerine maruz kaldı. İşte tablo böyle bir tablo. Hemen Dilek'ten dinleyeceğiz bütün bu yaşananları. Dilek Omaklılar attığımızda. Dilek hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum, merhaba sen. Öncelikli olarak geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben olayı özetlemeye çalıştım ama bizzat yaşayan olarak senin bütün bu yaşananlar karşısındaki hem bir gazeteci olarak düşünceni, fikrini hem de bir kadın olarak böyle bir şeye maruz kalmış olmaktan kaynaklı duygularını öğrenmek isterim. Ne dersin Dilek? Seyda, gerçekten yaşadığımız çok sıkıntılı bir süreç ve özellikle ülke gündeminde hem bu cinsel istismar taciz olayları bu kadar gündeme gelmişken buna tabii ki biz de duyarsız kalamayız. Yerelde basın olarak yaşadığımız bir sürü sorun var zaten. Hem gazeteci olarak basın hem de kadın gazeteci olarak bir baskı görmüş olduk. Biz bu haberi yaptığımızda öncelikle kendi çalıştığım kurumda maalesef girmedi bu haber. Başka kaygılardan kaynaklı diyelim buna. Yalnız Evrensel'e yaptıktan sonra, Evrensel Gazetesi'ne yaptıktan sonra Manisa'da evet gündeme geldi ve Ergin Kamp Vakfı'nın yönetiminden basın toplantısı çağrısı yaptı. Açıklamak durumunda kaldılar. Ve bu açıklama sırasında maalesef kadın olduğu için maalesef diyorum çok kötü sözlerle, yani o sekreter kadına yönelik çok kötü sözler vardı savunmasında. Yani hem bunu yalanladı, bu tacizi yalanladı, hem de savunsaymış gibi bir tabirde bulunmuştu. Ve bunu haberleştirdikten sonra ben ertesi gün bakıyorum ki bu haberin başlığı değiştirilmiş ve hani dolayısıyla özü de değişmiş olmuştu. Ve sen hani nasıl bunu bir başlık atmıştın? Sonra nasıl değiştirildi bu başlık? Şöyle, yani ben orada hani kendini savunsaymış, sorguladı gibi bir tarzda yazmıştım. Ama burada genel müdür sekreter için şunu söylemişti. 8 yıl olmadı da neden şimdi gibi bir ifade kullanmıştı ve baştan bunu çekmişlerdi. Yani ondan aslında bu çeşitli yargı kararlarında rızası vardı. İşte yok efendim şöyle aynen giyinmişti, böyle bilmem ne olmuştu filan iddialarının bir biçimiyle bir yansıması gibi bir şey savunma yapılmış ve sen bunu sorgulayan bir başlık atmışsın. Kesinlikle. Ve bu başlık aslında gazete yönetimi eliyle değiştirilmiş. Aynen öyle bunu konuştuk, tartışmıştık ve konuyu hani kapatmıştık. Yani ertesi gün yansıyacak bir durum olmamıştı. Fakat bunu kabullenemeyen meslektaş diyelim hakarette bulundu. Arayıp da siz buna haber mi diyorsunuz? İşte bu taciz haberi mi olur? İşte siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Gibi hakaretlerde bulundu. Ve bu başlığın değiştirilmesi yönünde Medya TV'de çalışan arkadaşımız Ayşe Yılmaz arkadaşım da bunu kendi Facebook sayfasında paylaştığında o da hakarete uğradı aynı şekilde.
kendi sayfasına ve biz de bugün suç duyurusunda bulunduk. Evet, siz buna sessiz kalmamışsınız. Genelde hani böyle yerelde böyle şeyler yaşandığında kadınlar yalnız bırakılarak, korkutularak, sindirilmeye çalışılarak işte mobbinge, şiddete maruz bırakılıyorlar. Siz iki kadın bugün bir suç duyurusunda bulundunuz bütün bu yaşananlara ilişkin. Suç duyurunuz size hakaret eden kişiye yönelik bir suç duyurusu herhalde. Bu suç duyurusunun nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsun? Bir gazeteci sezgisiyle yanıtlamanı istesem. Ya şöyle bir şey, maalesef hani güvenmek istiyoruz. Bizim lehimize sonuçlanmasını istiyoruz elbette ki. O kişinin bizim susmadığımızı ve bu şekilde cevap verebildiğimizi de görmesini istiyoruz. Ama ben şunu söylüyorum, sonuç ne olursa olsun bizim susmadığımızı, silmediğimizi de görsünler istiyorum. Kesinlikle hani biz burada yalnız kalıyor olabiliriz. Bunu düşünebilirler. İşte kadına ne de olsa biz istediğimizi söylüyoruz. İş yerinde mobbing de var. İşte şunu yapıyoruz ama bunlar sesini çıkarmıyor diye görmesinler diye biz iki kadın olarak bu suç duyurusunda bulunduk ve bu şekilde de devam edeceğiz. Yani sonuç ne olursa olsun biz her şekilde baskıya karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz kesinlikle. Evet, bu süreçte kadın gazeteciler de aslında dayanışma içerisinde olduklarını da ifade ettiler. Bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBT Komisyonu da tam da bu yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı ve sizin yanınızda olduğunu ifade etti komisyon üyeleri. Ne dersin, biz kadın gazeteciler olarak şiddetin hani basında yer alışını meşrulaştırmamak için mücadele ederken, bu konuda bir çaba sarf ederken bizzat biz şiddete uğruyoruz. Bu konu hakkında ne söylersin? Bu dayanışma için ne söylersin? Bu zaten hani yaşadığımız bu şey erkek egemen zihniyetin göstergesidir. Hangi kurumda olursa olsun bir erkek kendinde bunu hak görüyorsa, yani bu sistematik bir şeydir. Sistem olarak bir sıkıntılıdır. Ama biz burada dayanışma içinde olduğumuzu gösterirsek eğer, onlar da geriye dönük hani görmüş olacaklar, anlamış olacaklar mücadelemizi ve sendikalı olmak, örgütlü olmak, bir arada olabilmenin önemini bir kez daha hissetmiş olduk, görmüş olduk. Çünkü bireysel olarak evet şikayette bulunabilirsin ama kadın dayanışması ya da gazetecilerin o dayanışmasının gösterebilmek de kesinlikle bu noktada çok önemli. Hı hı. Ve bugün TGS'nin de yapmış olduğu açıklamayla biz bir kez daha iyi ki sendikalıyız diyoruz. İyi ki kadın dayanışması içerisinde yer alıyoruz diyoruz yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz Dilek yayınımıza katıldığın için. Evet, bir kadının, bir kadın işçinin fabrikada tacize uğramasını haberleştirdiler. Fabrika yönetiminin kadını sorgulayan açıklamalarını başlığa taşıdılar. Haberleri sansürlendi. Üstelik yaptıkları haber dolayısıyla da yine meslektaş olarak görülen birinin, bir adamın saldırısına, hakaretlerine maruz kaldı. İki kadın gazeteci arkadaşımız. TGS Kadın Komisyonu da bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki, evet Türkiye tablosu böyle bir tablo. Kadına yönelik şiddet de, kadın gazetecilere şiddet de iç içe geçmiş iki şiddet aslında. Ve biz bu şiddete karşı susmuyoruz. Kadın gazetecilerin yanındayız diyor. Evet, biz de aslında bu dayanışmanın bir parçasıyız biliyorsunuz Ekmek ve Gül olarak. Hem kadın işçinin yaşadığı tacizi hem de bunu haberleştirip mobbinge uğrayan ve işten çıkarılan kadın gazeteci arkadaşlarımızın durumlarını takip etmeye, sizlerle paylaşmaya elbette ki devam edeceğiz. Yarın yine Hayat Televizyonu ekranlarında olacağız. Saat 16.10'da başlıyoruz biliyorsunuz. Yarın yine görüşelim. Görüşmek üzere.